İyaz bin Halem'in, Halid bin Velid'in, Mus'ab bin Ümeyler'in ve daha nice Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Abbas'ın soyundan gelen onların maddi ve manevi miraslarına sahip olan evlatlarıdır. Allah Resulü Efendimiz'in ifadesiyle sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bununla doğru orantılı olarak ben diyorum ki merasimlerin en hayırlısı
hafızlık merasimidir. Hafızlığını tamamlamış kardeşlerimizin, gençlerimizin icazetlerini almak için düzenlenen merasim, merasimlerin en hayırlısıdır. Ruhumuza, hayatımıza şifa ve rahmet olan, zihinlerimizi aydınlatan ve bizlere sonsuz ufuklar açan yüce kitabımızın ezberlenmesinin heyecanı bizi bu güzel mekanda, Anadolu'muzun belki de ilk ezanının okunduğu bu diyarda, Diyarbakır Ulu Camii'de buluşturdu elhamdülillah. Bizlere böyle bir güzelliği yaşatan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kur'an-ı Kerim insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberidir. Bizim için bir hidayet rehberidir Kur'an-ı Kerim. Hakikatin fışkırdığı yerdir Kur'an-ı Kerim. Fışkırdığı kitaptır Kur'an-ı Kerim. İnsana bir taraftan kendini, Rabbini, kainatı tanıtırken, diğer taraftan da varoluş gayesini, asil, onurlu ve tertemiz bir hayatın nasıl yaşanacağını gösterir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim en güzel ahlakı öğretir. Kendimiz diyoruz, İhdinas sıratal müstakim. Kur'an-ı Kerim bize bunu öğretiyor ve 5 vakit namazda 40 sefer, onun haricinde dua olarak sayısızca okuduğumuz Fatiha suresinde işte Rabbimizin bizi o yola sevk etmesini istiyoruz ondan. Biz Kur'an-ı Kerim'e gönlümüzü, aklımızı ve hayatımızı ne kadar açabilirsek, o da, Kur'an-ı Kerim de bizlere bereketini, rahmetini, hakikatini, şefaatini o kadar açacaktır. Demek ki bu bize bağlı. Eğer biz kitabımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edebilirsek, o da bize dünyada izzet, itibar ve kuvvet kazandıracak ve ahirette de bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır. Onun için Kur'an'a bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu bilinciyle iman etmeli ve onun hayat veren ilkelerini, mesajlarını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, yani hafızlık, Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet ve en ulu payedir. Bütün payeler bir tarafa, hafız payesi bir tarafa. Çünkü hafızlık Kur'an-ı Kerim'in tamamını aklına, kalbine yerleştirmektir. Hafızlık İslam'ın yaşanmasında ve yaşatılmasında önemli görevler üstlenen imamlarımız, müezzinlerimiz, Kur'an kursu öğretmenlerimiz, vaizlerimiz, müftülerimiz, yani Diyanet İşleri Başkanlığımızda hafız olup da görev yapan 30 bini aşkın hocamız var şu anda. Zannediyorum 35 bin, 40 binlere yaklaştı. Nazmını ezberlediğiniz Kur'an-ı Kerim'in hayat veren mesajlarını da anlamak için çalışacaksınız inşallah. Mana ve maksadını kavramak, taşıdığı inceliklere vakıf olmak için gayret edeceksiniz inşallah. Ondaki var olan değerleri fark ettikçe hafız olmanın haklı onurunu yaşayacak ve daha çok huzur duyacaksınız inşallah. Onun sizlerden istediği sorumlulukları yerine getirecek, hayatınızı ve ahlakınızı onunla güzelleştireceksiniz inşallah. Hayata güzel bakacak ve güzel göreceksiniz. Ümitlerinizi her zaman canlı tutacaksınız. Karamsarlık ve kötümserlikten uzak duracaksınız.
hafızlığın sadece Kur'an'ı ezberlemekten ibaret olmadığını, onu hayata ve ahlaka kılavuz yaparak doğru yolda yürümenin ve topluma örnek olmanın gerekli olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayacaksınız. Hıfzınızı asla ihmal etmeyeceksiniz. Sahip olduğunuz bu hazinenin farkında olacak ve hiçbir zaman onu kaybetmeyeceksiniz. Hafızlık büyük bir nimettir dedik. Her nimetin şükrü kendi cinsinden eda edilir. Bunu biliyorsunuz. Önemli bir kaidedir. Hafızlığın şükrü nedir? Birinci olarak onu muhafaza etmek, unutmamak. Hayatı onunla güzelleştirmek ve başka bir hafızın da yetişmesini sağlamaktır. İlmin bütün alanlarında bilgi sahibi olabilmek için eğitim ve öğretiminize devam edeceksiniz. Toplumun sizlerden beklentileri var. Gerekli ve yeterli bilgileri kazanarak bu toplumun alimleri olacaksınız inşallah. Sizler bu gaye ile çalıştıkça Allah da size yardım edecektir. Gönüllerini ve zihinlerini Kur'an-ı Kerim ile zinetlendiren hafızlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Samimi duygularla, çocuklarının hafız olması için sabırla emek veren anne babalarını tebrik ediyorum. Rıza-i Bari için görev bilinciyle çalışmalarını sürdüren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Onları da tebrik ediyorum.